İlham veren bir haberle devam edelim mi? Bugün akşam gazetesinde bazı gazetelerin de ilk sayfasında yer alıyor. Hemen gelsin o haber. Manşette Maviden beyaz önlüğe tebrikler sana Melisa. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin şimdi aynı okuldan doktor olarak çıkacak. YKS'ye girdi. Sınavı kazandı, tıbbı kazandı. Zaten kendisi çalışırken orada serviste çalışan doktorlar, sağlık personeli, hemşireler onu destekliyorlardı. Biliyorlardı kazanacağını ve Melisa kazandı. Hayallerim vardı ve hayallerim gerçek oldu. Gerçekten e, internler böyle koridorlarda yürürken onlar gibi olmak istiyordum ileride ve çok şükür olacağım inşallah. Çocukluk hayaliydi doktorluk. Koridorlarında paspas yaparken temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı. Gündüz okula gideceğim. Akşam da e, buraya gelip çalışmayı planlıyorum. Aynen görevimin başındayım İnşallah Bir günde mezun olduktan sonra doktor olarak burada görevimin başında olacağım inşallah. 18 yaşındaki Melisa Metin Malatya'da 6 Şubat depreminden önce lise son sınıfa giderken KPSS'ye girdi. 80 puan aldı. İş için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne başvurdu. Melisa, üniversite sınavlarına da hazırlanıyordu aynı zamanda. Gittiği dershane depremde ağır hasar alınca kapatıldı. Melisa bundan sonraki süreçte üniversite sınavlarına evinde hazırlandı. Deprem bana da vurdu ee, ve ilk dönem dershaneye gittim. Sonrasında evde götürmek zorunda kaldım. Ee, i̇şte çalışarak da birazcık burada da hocalarımızı görerek daha Onu çok yapalım. aynen motive oldum, daha çok ilham aldım ve gerçekten çok seviyorum hastaneyi. Küçükken de çok severdim. Genç kız YKS'ye girdikten sonra Ağustos ayında Turgut Özal Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Ve 3 gün sonra da hayalleri gerçek oldu. Yerleştirme sonuçları açıklandı. Melisa çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandığını öğrendi. <laughs> Genç kız şu anda hazırlık okuyor. Kazandığı üniversiteye bağlı tıp merkezinde de temizlik görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor. Melisa'nın tek hayali, çalıştığı hastanede bir gün doktor olup hastaları iyileştirebilmek. Hayallerim var. Tabii ki de buraya, burası çok güzel bir hastane. Burada tabii ki de isterim çalışmayı ama hani sınavlarım var. Sınavlara gireceğim. Orada ne yaparım bilmiyorum. Melisa'nın hikayesi gerçekten bir başarı hikayesi. Gerçekten ilham alınacak bir hikaye. Bir başarı hikayesi, ilham alınacak bir hikaye. Biliyordum, başaracaktım, özeniyordum, hayalimdi. Ve şimdi Melisa hayalini yaşıyor. Bizler de tebrik ediyoruz. İşte istenildiğinde, çabalandığında nasıl da yollar açılıyor. Ama bunun için de mücadele etmek gerekiyor. Herkese örnek olsun. Şu anda evden çıkmaya hazırlanan öğrencilerimiz vardır. Özellikle şu anda bu saatte paylaşmak istedik ki görsünler istenildiğinde nelerin başarılabileceğini.